Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Umarım bu hazırladığım menüler hoşunuza gidiyordur. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Kabak mücveri yapacağım. Hanıma çorbası, bir de kaşarlı tavuk sarması. Çok ağır yemekler olmayacak. O yüzden çorbayı birazcık daha doyurucu tutmak istedim. Hemen öncelikle mücveri yapacağım. Birazcık dolapta dinlendireceğim. İlk önce o yüzden kabaktan başlayacağım. Şöyle 3 adet orta boy kabağı yıkadım ama kabuklarını soymuyorum. Rendeleyeceğim. Rendenin kalın yeriyle kabaklarımı rendeliyorum. Kabağı kenara birazcık alayım. O hafif sulansın. Ben hemen diğer malzemelerimi karıştıracağım. Şöyle bir tutam maydanoz. Bir tutam dereotu. Bu arada bazen videonun arkadan sesler geliyor. Kusura bakmayın, mutfağımın kapısı olmadığı için çocukların da sesi geliyor. Kusuruma bakmayın lütfen. Bir tutam maydanoz. Taze soğan, çok özür dilerim. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekliyorum. Hemen hemen bir tatlı kaşığını çok doldurmadan. 3 adet yumurtayı şöyle çırpıyorum önce. Bunları önce bir karıştırayım. Bir süredir beklettiğim kabakların suyunu sıkarak içerisine ekliyorum. Kabağı da kattıktan sonra şöyle karıştırıyorum. Bir su bardağı unu yavaş yavaş ekleyeceğim. Hepsini birden değil. Kabağın sulu oranına göre değişebilir. Sizler de benim gibi yavaş yavaş dikkatli ekleyin. Benim kabağım çok aşırı derecede sulu değilmiş. Çok su çıkmadı çünkü. Bir su bardağı un tam geldi. Dolaba kaldırıyorum. Diğer yemeklerim hazırlayana kadar dolapta beklesin. Çünkü en son kızartacağım mücveri. Tavuğun malzemelerini yanıma aldım. Tavuk sarma için şöyle bir miktar kaşarı uzunlamasına olacak şekilde doğradım. Şöyle 600 gram da tavuk biftek kullanacağım. İnce ince doğrattım kasaba. Öncelikle tavuğun sosunu hazırlayayım. Tuz, karabiber, pul biber, kekik ve toz biber. Kekik ve toz biberi biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çay bardağının 1/3 kadar da su ekliyorum. Karıştırıyorum. Hemen tavuktan bir tane alıyorum. Şöyle yatırıyorum. Ortasına kaşar koyup sarıyorum. Sıkı sarmaya çalışın. Bu arada tavukları yıkadım. Hemen sardığım yere kürdanı batırıyorum. Sosa şöyle gezdiriyorum. Tepsime diziyorum. Değmeyen yerlere daha sonrasında sosu dökeceğim. Şöyle 2 tane yapıyorum. Sosa batırıp tepsiye koyuyorum. Tüm tavukları aynı işlemden geçirerek bitirdim. Şu kalan sosu da üzerine fırçayla süreceğim. Çünkü birden dökersem çok fazla yağlı olabilir. Şimdi fırınımı 200 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda
Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Tavuklar ince olduğu için çabuk pişecektir. Tavuğun fırında pişerken ben hemen çorbayı yapmaya başlıyorum. Çorbamı yapmak için tencerem ocağı alıyorum. Altında yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını tenceremin içerisine koyuyorum. Rendelediğim bir adet kuru soğanını ekliyorum. Soğanların rengi değişene kadar hafif kavuruyorum. Soğan hafiften kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu salça ekliyorum. Domates salçası. Birazcık salçayı şöyle dağıtacağım. Bir tatlı kaşığı tepeleme dolusu un ekliyorum. Bir iki dakika kavuracağım bu şekilde. Şöyle yarım su bardağı erişte. Önce erişteyle bir iki dakika daha kavuracağım. Biraz salçası gözüme az geldi. Şöyle kaşığın ucuyla birazcık daha ekliyorum. Sizler de bir yemek kaşığı tepeleme dolusu eklersiniz. Bugün de hazırladığım menü gene 4 kişilik. Kavrulduktan sonra suyunu ekliyorum. Bir çırpıcıyla unu dağıtayım içerisinde şöyle. Bir miktar tuz ekliyorum. Kaynamaya başladığında şöyle 1 su bardağı haşlanmış nohut. 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Altını kısıyorum. Şöyle kapağını yarım olacak şekilde bırakıyorum. Ara ara gelip gidip karıştıracağım. Çünkü içerisindeki erişteler dibine tutabilir. Ara ara karıştırmayı unutmayın. Erişteler piştikten sonra ocaktan alacağım. Çorbaya hemen bakıyorum. 20 dakikadır ara ara karıştırarak pişirdim. Gördüğünüz gibi bayağı koyulaşmış. Koyu bir çorba olacak zaten. Şu anki kıvamı gayet iyi. Artık altını kapatıyorum. Çorbanın üzerine nane ile yağ yapacağım. Şöyle altını yakıyorum hocam. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tereyağını tavamın içerisine alıyorum. Çorbanın koyuluğunu da tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ama genel anlamda biraz koyu bir çorba oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı da nane ekliyorum. Çok fazla yakmayacağım. Sadece şöyle tereyağı iyice erisin. Tereyağı eridikten sonra şöyle tatlı kaşığın ucuyla da pul biber atıyorum. Yeterli, kapatıyorum artık. Çorbanın içerisine döküyorum. Çorbam tamamdır, artık hazır. Kapağını kapatıyorum. Hemen mücverle. Şöyle 100 gram beyaz peyniri çatalla ezdim. İsterseniz kaşar da koyabilirsiniz. Ya da çökelik, lor peyniri, hiç fark etmez. Peyniri ilk aşamada koymam gerekiyordu aslında. Unutmuşum ama hiç fark eden bir şey olmayacak. Şimdi karıştırıyorum. Artık kızartmak için ocağımın başına geçebilirim. Tavayı ocağıma koyuyorum. Hemen şöyle bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağını tavamın içerisine boşaltıyorum. Ocağın altında yakıyorum. Yağ iyice ısınması gerekiyor. Tam anlamıyla ısınmadan sakın atmayın. Isındı artık. Şöyle bir kasenin içerisine aldım mücveri, sizlere de rahat göstermem için. Şöyle bir kaşık düzgün bir şekilde alıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Büyüklüğünü, küçüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
sığdığı kadar. Şimdilik 4 tane koysam yeterli. Altını yüksek ayara açıyorum. Tam anlamıyla kızarmadan sakın çevirmeye çalışmayın. Dağıtırsınız yoksa. Şöyle hafif kızardı. Şöyle ittiriyorum. Çok yavaş olun. Yanına tekrar şöyle döküyorum. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu diyebilirim. Kızaranları çeviriyorum. Şöyle alacağım kabın içerisine havlu kağıt ya da peçete serebilirsiniz. İyice şöyle sıkıyorum yağını akıtmak için. Tavuğu fırından çıkardım. Bir 10-15 dakika oldu. Buna biraz fazla büyük geldiği için şöyle bir servis tabağına alacağım. Tüm yemeklerimi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Değişik bir menü hazırlamak istedim sizlere. Hemen yemeklerimi bir servis tabağına alayım. Tabaktaki son halini sizler de görün. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.